Evet arkadaşlar, ben geçen iki gün işe gelmedim. Ertuğrul abiye kuşu bırakmıştım. Yani kuşlara bırakmıştım Yusuf abiyle beraber. Bakarsınız diye. Hayırlı bir işim vardı. Bu arada hoş geldiniz. Selamünaleyküm hepinize. Peki abi, şimdi kuşları bıraktım size. Benim bir hayırlı bir işim vardı. Hayırlı bir işe giderken şerri çağırmışsın. Ben şimdi suç, ben mi çağırdım? Ben şahidim. Sana sıra... Geri al. Ne için? Bir dakika bırak. İçime bıraktım. Hayırlı bir işe giderken şer çağırdın sen. Nasıl ben? Yemliğe koymuşsun oraya. Tamam abi. Malum öyle bir yağmurlar yağdı ki yemliğin içi su doldu. Tamam. Yarım saat sonra buğdaylar patladı. Tamam. Kuşlara vermeye korktum. Katılıyor ama görmekten. Aradım seni, dedim ki yem alabilirsiniz. O arada hayvanlar aç. Önlerine attım. Evet abi. Allah razı olsun. Ertuğrul abi ayartana kadar yem almak için. Evet. Saat 4 oldu abi. Evet doğru. Ama şimdi Ertuğrul abi laf söylemeyeyim. Adam çalışıyor. 4'te gittim. Arı gibi. Kuşların yanına hani yememişlerse diye yemi temizleyeyim diye. Hepsi bitmiş zaten. Araya girebilir miyim? Evetsi sabah ben kafesi tekrar açtım. Dur. Kuşlar, sen araya gir dur. Dur. Evetsi sabah kuşları ben açtım. Tamam. Saat 10'da. Kuşlar ehlikeyi. Yukarıdan inmiyorlar. 10 tane kuş var. 6'sını soktum içeri, 4 tanesi kaldı. Evet doğru. Ben evet abi, devam et. Ertuğrul abi de burada bahçede uğraşıyor. Sen Ertuğrul abi güvenerekten o zaman. Hayır. Aslında 30'u oraya koyduklarımı da ben kullanmıştım. Evet arkadaş, şu gelen başıma geldi şu orada. Şu köşede demirlerin orada. Ne tuzuydu o? Buz yapmaması için yerlere dökülen tuz. Onu almıştık. Hayvanlar mineral için onu yemeye geldiler. O arada kedi bak bindirmiş abi, yapacak bir şey yok yani. Abi, siz neredesin abi? Ertuğrul abi hani bahçedeydi. Ertuğrul abi bahçedeydi. Onu esnasını anlatabilirim. Dur abi, şunlar bir kendilerini anlatsın. Sen anlatsın. Sen doğrusunu anlat ondan sonra. Dur. Ertuğrul abi bahçedeydi. İş başı oldu. Ben alt tane kuşu soktum içeri, geçmiştim. Tamam, sen iş başını yaptın. Ertuğrul abi ne yaptı abi? Aradan bir zaman sonra Ertuğrul abi de benim yanıma gelmiş. Çalışmıyor. Elimde çayla geldim. Sıcak da. Onun için söylüyorum mesela. Yan bardak çay kaser. Evet. Tamam abi. Karton bardağı. Çay abi koydum. İş başı olmuş. Adam iş başı yapmaya gitmiş. Sen adamın yanına niye gidiyorsun? Yusuf Bey. Bey. evet. Selam vereyim dedim. Çapraz sorguda şu anda. Görmezsem bu adamın. Yaşayamazsın. Tabii. Orada görüyorum. Bir selam veriyorum. Bunlar güldüğü zaman hoşuma gidiyor. O anlamda gittim ben oraya. Evet ondan abi. Ondan sonra kafamızı böyle bir çevirdik. Ne görelim. Şerefsiz kedi kuşu kapmış, buradan içeri girmeye çalışıyor. Aynen öyle. O kadar kısa olmadı mı? Bir dur gelecek abi. Anlatsınlar da. Ya anlatsınlar da. Gelecek adamı bulmuyorlar. Tamam abi, dur Fatih. Böyle masada sen böyle koydun masaya falan. Bu da tam Samsun'la. Sen var ya. Afralı mı? Abi Samsun, abi Samsun'la laf söylemeyelim de. Bak ben sana bir şey diyeyim. Samsun'ları laf söylemeyelim. Çay sıcak oraya gittim. Niye sıcak olduğunu anlatıyorum. Evet abi. Oraya gittim. Çünkü sen sıcak içildin. Aklımı döndüm. Yusuf kuş gidiyor. Kedi biz buradan bir koştuk oradan buraya. Elim yandı. Yani. Fatih abi telefonu kapat. Senin abi, sıra sana geliyor. Elimi yaktım, burada burada video çekiyoruz adamı. Evden öldürdüm. Ne yaptın? Yaptığın bir şey yok. Avradan dayak yediği için lan bu yaştan sonra adamı. Tamam. Çayı döküldü. Oydu. Elim yandı. Senin kuşun yüzünden elim yandı. Kurtaramadık, üzüldük. Bak ama bu daha çok üzüldü. Evet arkadaşlar, dişi döneyim gitti. Onun bir de özelliği var. Şöyle iki tane altında yavru yeni çıkmıştı. Yumurtadan yeni çıkmış. O hafiften tüylenmişti. O yavrulardan bir tanesi de evet. Şu anda vefat etti. Allah rahmet eylesin. Giden kuştan ama facia da okuduk arkasında. O daha çok dokundu çünkü. Hani bak, ben gene dişiye üzülmüyorum. Arkasındaki kalan yetimlere üzüldüm. Yusuf Hüsnü de neyi düşündü biliyor musun? Gitti 400 milyon dedi. 400 değil de. 400 milyonluk adamın kafesindeki en güzel kuş gitti. Kestiler maç akşam kuşu. Hani dönüş kuşuydu falan. O yüzden. Efendim, peki Fatih abi. O açtı telefonu. Ya o önemli. Gördün mü? Yusuf abi geldi böyle. Evet abi şimdi. Koydu. Evet abi. Yusuf abi de böyle koydu. Abi. Kafayı şöyle bir çevirdik. Kuş gidiyor. Hemen değil. 5 dakika geçti. Ha. Hadi canım. 10 dakika Yusuf abinin orada öyle muhabbet etti ya. Nasıl? Bıçak ayarlıyorum şu metreyle. Bir baktım toz kalktı yerinden.
İsim abi geçti koşuyorlar. 10 dakika sonra mı? Peşinden yanımdaki Suriyeli. 10 dakika sonra mı? Yanındaki Suriyeli mi? Abi ya. Ne demek biliyor musun abi? Sen 10 dakika sonra bana şey dedin. Masada yatıyor masanın altında. 10 dakika sonra öyle mi? Öğlen öğlen yemekten elim yiyor. Abi ben anlamadım tamam. Bunların ikisi koştu. Niye suç bunlarda diye koştular. Peki yanındaki Suriyeli ne oluyor abi? Yanındaki Suriyeli de koştu. Peşinden Ali de koştu. Abi ne yapıyorsunuz? Bütün herkes işi gücü bırakıp kuşun peşine mi gidiyorsunuz? Yanındaki Suriyeli'nin tırnakları uzun. Satan ismini neyin denir bilmiyorum. Dediğimiz s***** Muhammed Muhammed. Muhammed değildi lan. Şey değil. Mümin. Mümin. Mümindi. Evet. Abi ne yaptınız ya? Oraya kocaman bir cilt yap. Onu yapacağım abi. Ama kili var ya öğlen elimi yıkadım. Yemeğe gireceğim. Bir yatmış masanın altına. Zaten ben iki gün sonra geldim. O kedinin karnı hala şişti. İnmemiş. Ne kazanamıyor beni. Zaten öğütmeden abi yedim. O kedi öyle bir hayvan oğlu hayvan ki şerefsiz geliyor benim makinenin orada köpeklerin yemi var. Oradan karnını doyuruyor. Ben orada çalışırken ha. Geliyor karnını doyuruyor. Sadece kuş değil yani. Niye zarar peki yani? Aynen abi köpeklerin mamalarını da yiyor. Ertuğrul abi burada sana görev düşüyor. Kuşu ara öğün olarak attı yani kuşu. Köpekler senin çünkü. Soğuk ara. Abi ben arkadaşlar ben şoför adamım. Ben dışarıdayım. Evet abi. Yani bana haksız saldırı var burada. Onlar da yazın. Onlar yazarlar inşallah abi. Hepinizi birbirinize düşüreceğim lan. Abi, hayranlarım benim. Abi bahçede bir ufaktan yeşillikler var. İşte bunlar benim son icadım. Ne? Selden geriye kalan var. Abi oraya da değinmek istiyorum. Abi öteki şu arkadakileri demirleri niye kaldırdın? Bir diziyorsun bir kaldırıyorsun abi sen de. Abi durmadan demir diyorum. Ya bunu söyleyeceğim. Ya yapamıyorum bu işi. Arkadaşlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam dayıcım. Dayı gel buraya kahve ver. Sen satmıyorsun değil mi Sulay'ı? Dayı az gel. Ya kahve ver bize. Gel buraya ayıp ya. Biz kahve... Kahve var mı? Bak. Biraz konuşayım ya. Kahve yok. Ne içiyorsun sen? Bu para kuvası. Dayı. Ne? Ziyad ne dayı. İçiyorsun o ne? Kahve. Aynen. Ziyad dayı. Ziyad dayı. Kahve yok. Kahve yok. O ne? Bir kahve. Dayı. Cappuccino. Dayı bak. Dayı. Dayı bir bakar mısın? Bak canlı yayın. Canlı yayın. Evet. El salla Ziyad dayı. Ziyad dayı el salla. Hadi canlı yayın gelsin. Konuşsana. El salla. Selam söyle. Kuşun olduğu gibi buradayım değil mi? Olanları anlatsana onu anlattık. Evet Ali. Şimdi evet Ertuğrul abi. Burası. Göstereyim abi. Hiçbir burası, şey yok abi. Gösteriyorum da hep abi, ot abi. Allah'tan ot bitiyor abi, ha. Derdimi anlatayım. Tamam derdimi anlat. Dört kere sular altında kaldı. Dört kere sular altında yalan kaldı. Yalan konuşuyorsam terbiyesiz. Buraya kadar geldi su. Evet arkadaşlar. Doğru söylüyor. Şu makaraları da ben zaten işte bu da bunun sudan göl olduğu için ben gidemediğim için makaraları koydum. Şimdi su vereyim diye. Şimdi bu televizyon o yönden doğru söylüyor. Televizyona çıkan Antalyalı arkadaşlarıma söylüyorum. Sel bastığı zaman devletten para istiyorlar. Diyorlar ki 1 trilyonluk hasar açıldı. Yürü be. Bir dakika bak, abi. Bak. Evet. Ya kardeşim bu sular altında kalınca daha çok güzel büyümeye başladı ya. Değil mi abi? Tabii abi. Mesela domatesler. Bak domatesler çıkmaya başladı. Ama abi bu... Vası şerefsiz. Fatih abi bir şey diyordun. Abi adamın dereotu 5 günde büyümesi gerekirken hiç büyümüyor abi. Abi bak çiftçi olarak orada yanlış. Sen çiftçi misin abi? Arkadaşlar ben... hepinize çok teşekkür ediyoruz. Dur. Sen abi, küçücüsün. Dur abi. Ben seni küçücüyorum. Bitmişim domates sel vurmuş. Domates. Çiftçiye bak. Abi. Tomat. Doğru söylüyor. Domates diyorlar. Domat diyorlar. Tamam. Lan bana nasıl döndü bu iş? Abi bak Denizli'de o bizim seyircilerimiz bilir kaltak olayı. Denizli'de bisikletin selesine kaltak diyorlar. Dı. Tamam onu anlattı. Orada biliyor. Abi, yani, onda aynı bunun gibi. Domates. Abi domatesi ne anlattın mı? Bitti mi ya? Bitmiş ürüne sel vurdu mu o çöp. Ama buradaki durum daha gitmemiş ki. Gelmemişler. Seyircilerse. Bak adam öyle doğru söylüyor. Abi, çiftçiler... Peki bitmiş ürün ne zaman? Sayın Antalyalı vatandaşlarım sizden özür diliyorum. Çiftçi yok çiftçilere. Ben vallahi buraya göre ya... konuştum ama özür dilerim. Tamam. Neyse o zaman bir çişi yapalım. Beğeni, abone. Abone olmayı, beğeni atmayı, yorum yapmayı, yorum atmayı evet. Unutmayalım. Abi akşam kaç gibi izleniriz? Bu akşam olmaz abi bu video. Olmaz.
Hemen olmuyor abi. Bu akşam yani yoksa abi sinir oluyor. Bu akşamki yayınlanacak. Bu akşam bir şey gelmeyecek. Gece izleriz de. Ya ben geliyorum işte. Onu da attı abi. Hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet. Ben de teşekkür ediyorum. Ben de size en son şu yavrumuzu göstereyim. Teki öldü. Ama diğeri yaşıyor. Yani şuradaki hani mamayla falan takviye yapıyorum. Erkek yorulmasın diye. Yavrumuz da bu şekilde. Güz modeline benzeyecek sanırım. Kümesimizde zaten böyle kuşlarımız kaldı. Bıldırcınlar da devam ediyor. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.